Mısır'ın Hurghada şehrindeyiz. Victoria tren istasyonunun önündeyiz. Madrid şehir merkezinde, hatta Madrid'in en kalabalık meydanında gezintilerimize devam ediyoruz. Atina gezimize tabii ki Atina'nın simgesi Akropolis'le devam ediyoruz. Azerbaycan Baki sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz. Kıbrıs'a gidiyoruz. Hadi bakalım. Fransa, Paris, Orly Havalimanı'ndayız. Romanya, Köstence'den herkese merhabalar. Kolezyum, yani Amfiteatro Magnum. Magusa'da San Nicolas Katedrali'nin hemen önündeyiz. Sanki New York'ta Gotham City'desiniz. Tam arkamızda Gate of India. Gandhi'nin evini gördüğünüz gibi artık müze haline getirmişler. Bulgaristan'dayız, Sofya'dayız. Çok güzel bir ortamdayız şu anda. Üsküp'teyiz. Zanzibar'ın ilk yapısının önündeyiz. Selanik'te Atatürk'ün evinin tam önündeyiz. Plevne'deyiz. Kuzey Makedonya'da Manastır'dayız. Balkanların en güzel şehirlerinden, en turistik şehirlerinden bir tanesi olan Ohrid'deyiz. Burası Almanya'nın Freiburg bölgesinde Breisach şehri. Kosova Priştine'deyiz. Priştine'de çok önemli bir yerdeyiz. Abu'da bir de böyle arkamda güzel bir manzara varken Aleksandropolis'te, Dede Ağaç'ta bir de Demokrasi Caddesi'ni gece görün istedik. Batı Trakya'da Türk'ün, Müslüman'ın en bol olduğu şehirlerden bir tanesindeyiz. Yunanistan'ın İskeçe bölgesindeyiz. Dubai'nin yepyeni gününden herkese merhabalar. Şu anda arkamda gördüğünüz Dubai çerçevesi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın heykeli tam arkamda gördüğünüz üzere. Sergio ile Volk Show'dan ve bu hafta müthiş bir bölümden hepinize ama hepinize kucak dolusu sevgiler, merhabalar, hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz hafta Sivas bölümünde çok enteresan bir noktada kalmıştık ve bu hafta sizlere kaldığımız yerden devam edeceğimiz konusunda söz vermiştik. Şimdi dilerseniz geçtiğimiz haftaya gidelim, bakalım nerede kalmışız, sonrasında Sivas'ta bir kez daha buluşmak dileğiyle bir kere daha hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyet'in temelinin atıldığı binanın önündeyiz. Evet, temellerinin atıldığı binanın önündeyiz. 4 Eylül Kongre binasının önündeyiz bizi. Ve burası döneminde erkek lisesi olarak da kullanılıyordu. Sonrasında Cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal Atatürk buraya geldi. Cumhuriyet'in planlarını, temellerini burada diğer devlet büyükleriyle birlikte attılar. Kaç gün kalmış Sivas'ta biliyor musun? Tüm planlamaların ortalama şöyle söyleyeyim 3 aydan fazla kaldılar. 3,5 ay civarı kaldı burada 108 Sivas. 108 gün. Şu anda Sivas'ta meydanda tam kongre binasının karşısındaki Kale Camii'nin önündeyiz. Kale Camii'nin şöyle bir özelliği var. Burada birçok eser Selçuklu'dan kalma. Evet, Sivas merkezindeyiz. Gezmeye devam ediyoruz. Sergio size anlattı Kale Camii ile ilgili. Hemen arkamda görüyorsunuz Kale Camii. Zamanında burada bir de hamamı da varmış. Şu an tabii ki artık o hamamdan bir şey kalmamış. Burası, tabii ki. Burası Selçuklu döneminde 1271 yılında yani 3. Gıyasettin Keyhüsrev'in olduğu dönemde yapılmış. Muzaffer Brucidi burada gelsin fizik, kimya, astronomi dersi versin diye yapılmış bu medrese. Çifte minareli medresenin aslında içerisindeyiz. Bu gördüğünüz iç kapısı. Size ben dışarıdan girilen kapısını da göstereceğim ve etrafımda gördüğünüz duvarlar medreseden bu zamana kadar kalan restorasyon çalışmasından sonraki duvarlar. Şimdi burasıyla alakalı herhangi bir bilgin var mı? Burası Sivas'ın simgesi, onu biliyoruz. Çifte minareli maalesef medrese. Maalesef yani tabii ki biliyorum Sivas'ın sembolü artık olmuş ama eskiden neymiş, ne için kullanılmış onu bilmiyorum. Anlatayım sana.
Burası 1270'li yıllarda, yani 13. yüzyılda İlhanlılar tarafından yapılıyor. Ve buranın amacı aslında din ilmini öğretmek. Evet, şimdi o kadar güzel bir sokaktayız ki Zuzi, bak. Evet, çok güzel gerçekten. Ve binalar sağdan soldan. Şimdi o dönemi düşün. O dönemi düşün. Burası Şifaiye Medresesi. Burası Çifte Minareli Medrese. Yani Çifte Minareli Medrese ile Şifaiye Medresesi'nin kapıları birbirine karşı çok yakın, karşı karşıya. O dönemdeki buradaki bu sokak bence çok güzel bir sokak. Düşün. Bir de karşıda cami de gözüküyor. Çok güzel böyle bir görüntü. Karşıda zaten Kale Camii var. Gördüğünüz üzere Sivas'ta kadınların en çok yapmayı sevdiği ve tabii ki Sivaslıların en çok yemekten hoşlandığı o güzel mi güzel içli köfteyi teyze Şım'ın ellerinden yedik. E tabii sadece içli köfteyle de bitmiyor olay. Bir de güzel mi güzel bizim hurma dediğimiz ya da kalbura bastı dediğimiz bir tatlı var. Teyzoş onu da yapmıştı. Vallahi onu da güzel güzel yedik ama artık canınızı çok fazla çektirmenin bir anlamı yok. Şimdi hep birlikte Sivas Meydanı'na doğru gidelim ve yeni bölüm başlasın. Sultan Şehir Sivas, Yiğido Şehri Sivas, Canlar Şehri, Aşıklar Şehri Sivas'ın bu güzel medeniyet abidesi meydanındayız. Bu meydan ki üç kültürü, hatta daha fazla kültürü bir arada tutuyor. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine kadar birçok eseri işte bu meydanda görebilirsiniz. Evet, şu anda Sivas'ın meydanındayız Zuzi. Görüyorsun. Sivas'ın meydanında, evet. Aynen. Ne güzel bir yer. Arkamızda eski valilik binası var. Yine kullanılıyor bu valilik binası. Ve valilik binasının hemen önünde bir havuz var. O havuzda benim çocukluğum geçti. O havuz eskiden 3 katlı değildi. Tekti. Maviydi. Sivas'ın bütün gençleri o dönemde kesin o havuza girmiştir. Donlarıyla atlamışlardır, şortlarıyla atlamışlardır. Çocukken buradaki, böyle şeyler yapıyorlar. Evet, meydandaki havuza. Şimdi Sivas'ın şöyle bir özelliği var. Bu meydan öyle bir meydandır ki bu meydan 3 dönemi de barındırır. Yani 3 dönem dediğim şu. Bu meydanda Selçuklu eserlerini de bulabilirsiniz. Bu meydanda Osmanlı eseri de bulabilirsiniz. Bu meydanda Cumhuriyet dönemi eserleri de bulabilirsiniz. Hangi şehirde böyle bir meydan var? Sana soruyorum şimdi. Benim şehirde, Flemme'de. Kesin ama öyle. Yok ya, şaka yaptım. Kesin öyledir. Yani Sivas'a geldiğinizde her yere, her şeye bu meydandan ulaşabilirsiniz. Ve bu meydandan her şey birbirine çok yakın. Sizin de bilginiz olsun diyorum ben. Tekrar Sivas'a bir kere daha hoş geldiniz. Sergio ile Walk Show'dasınız. Şimdi de Sivas merkezinin en yüksek noktalarından bir tanesi olan Sivas Kalesi'ne doğru gidiyoruz. O kale ki adına türküler yazılmış bir kale. Evet, hepiniz zaten o türküyü biliyorsunuz. Şimdi kalede bakalım bizleri neler bekliyor. Evet Zuzi, burası Sivas Kalesi. Sivas'ın merkezini ayaklar altında görebileceğin bir yer. Evet, tepe böyle her şeyi görüyorsun, manzara güzel. Bu kalenin başka başka anıları var, türküleri var, neleri var neleri var ama önce hemen ben kısaca bir tarihinden bahsetmek istiyorum. Burası Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat tarafından kullanıldı. Sivas surları tahmin edildi zamanında. Çünkü Selçuklu'ya çok büyük hizmetler verdi Sivas. Ve Alaaddin Keykubat Moğol istilasından kendine korunacak bir yer ararken ne yaptı? Burada bu kalenin surlarını yaptı. Sonrasında da tabii ki bu kale tekrar oluştu. 1946 yılında yanlış hatırlamıyorsam bulundu burası bir arkeolog tarafından. Ama tabii kaleden
çok fazla kalma eser yok. Burası şey olarak yapıldı, nasıl diyeyim size, nasıl anlatayım? Modelleme olarak yapılmış bir kale olayı. Zaten üstünde de 4 Eylül yazıyor. Atatürk'ümüzün de bir büstü var. Bu da 4 Eylül'ü de biliyorsunuz zaten. Sivas Kongresi. Evet. Biliyorsun, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı kongre 4 Eylül. Kale bölgesinde genelde etrafta çay bahçeleri, kafeler, mekanlar var. İnsanlar çıkarlar burada, canlı müzik dinlerler, çaylarını, güzel bir yer aslında. Aynen. Evet. Çaylarını, kahvelerini içerler, çekirdeklerini çitlerler. Genelde burada adettir yaz aylarında, hadi kardeş gel bir kaleye çıkak derler ve çıkarlar. Yani kalede çok güzel sohbetler, muhabbetler olur. Ben çocukluğumdan da biliyorum. Hala da yine çay bahçeleri devam ettiği için oradan da biliyorum. Bu arkamda gördüğünüz kalenin diğer tarafına, arkasına doğru ilerlediğinizde Sivas'ı, Sivas şehir merkezini böyle hemen çok yakın bir şekilde ayaklarınızın altındaymış gibi görebileceksiniz. Oraya da gideceğiz zaten şimdi. Gidelim yani, o zaman? Gidelim tabii ki, ama sen buranın bir türküsü var, onu biliyor musun? Ben ve türkü de bileyim. Bilmiyor musun? Bilmiyorum tabii ki. Ben ve türkü de bileyim. Bilmiyor tabii ki. Hani var ya, sen bak, de tam adama sordun. Şimdi sana söyleyeyim hemen. Çıkalım kaleye bir akşamüstü. Biliyor musun onu? Duydum sanki. Evet. Diyor ki, devam et. Sen Sivas'ı seyret. Diyor ki, yar ben de seni. Anladın mı? Akşamüstü. O zaman şimdi daha akşamüstü olmadı. Aynen. Devam edelim başka bir yere. Akşam geliriz. Akşam geliriz diyorsun. Yar bende seni, değil mi? Yar bende seni. Gel o zaman, çıkalım kaleye bir akşamüstü. Sen Sivas'ı seyret yar, ben de seni. Sivas Kalesi'nin hemen ardından diğer bir yüksek noktaya doğru gidiyoruz. Bütün Sivaslılar şu anda belki de tahmin etmiştir. Evet, doğru bildiniz. Yukarı tekkeye doğru gidiyoruz. Çünkü orada çok güzel bir zat-ı muhterem var. Bizler de onu yerinde ziyaret edelim ve sizlere yerinde bilgi verelim istedik. Abdülvahabi Gazi Hazretleri'nin türbesine doğru gidiyoruz. Yukarı tekkede Kılavuz Mahallesi'ne doğru gidiyoruz. Şu anda Sivas'ın en yüksek noktalarından bir tanesi. Akkaya'nın üstündeyiz. Yukarı Tekke bölgesinde. Kılavuz Mahallesi'ndeyiz. Arkamda gördüğünüz Abdülvahabi Gazi Camisi ve Türbesi. Abdülvahabi Gazi kimdir? Abdülvahabi Gazi ne zaman doğduğu bilinmez. Ne zaman öldüğü de aşağı yukarı bilinmez. Rivayetlere göredir hepsi. Ama türbesi buradadır. Peygamber Efendimiz'in zamanında yazdığı sancağı Abdülvahabi Gazi birçok savaşta en önde taşımıştır. Battal Gazi döneminde yaşamış ve Battal Gazi destanında olduğu gibi yine birlikte girdikleri bir savaşta şehit düşmüştür. Ve işte onun mezarı burada, arkamdaki caminin içerisinde türbesi vardır. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bu caminin olduğu yer Sivas'ın en yüksek noktası ve işte yani şehir merkezinin en yüksek noktası. O dönemde bu türbe yapıldıktan sonra bu türbenin etrafına birçok mezarlar yapılmış ve tabii ki o mezarlar çoğaldıkça burası mezarlıklar bölgesi olmuş Sivas'ta, Yukarı Tekke bölgesi. Aynı zamanda Yukarı Tekke bölgesinde bir de şehitliğimiz var ve son dönemde yapılan Ay Yıldızlı Cami de Yukarı Tekke bölgesinde. Sivas'tayız. Sergio ile... Yine geldik güzel bir bölümün sonuna.
ben de fark edemedim. Zaman nasıl akıp geçti. Ama bu bölümü kaçıranlar sakın ha sakın üzülmesinler. Çünkü bölümün tamamı az sonra YouTube sayfamızda yayında olacak. Sizler de YouTube kanalımıza abone olup hem bu bölümü hem de bundan önceki tüm bölümleri izleyebilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabımı direkt takip edip bana gittiğimiz yerler ya da gideceğimiz yerlerle alakalı olarak herhangi bir sorunuz varsa ya da gitmemizi istediğiniz yerler ile alakalı herhangi bir geri dönüşünüz varsa bütün bunların hepsini direkt mesaj yoluyla bana iletebilirsiniz. Her zaman takipte oluruz. Programımızla ilgili tüm bilgileri benim Instagram hesabımdan bulabilirsiniz. Sakın ha sakın bizden ayrılmayın. Unutmayın, Sergio ile Volk Show her an her yerde karşınıza çıkabilir. Bir sonraki haftaya kadar lütfen kendinize cici bakın. Görüşmek dileğiyle. Bye bye. Mısır'ın Hurghada şehrindeyiz. Victoria tren istasyonunun önündeyiz. Madrid şehir merkezinde, hatta Madrid'in en kalabalık meydanında gezintilerimize devam ediyoruz. Atina gezimize tabii ki Atina'nın simgesi Akropolis'le devam ediyoruz. Azerbaycan Baki sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz. Kıbrıs'a gidiyoruz. Hadi bakalım. Fransa, Paris, Orly Havalimanı'ndayız. Romanya, Köstence'den herkese merhabalar. Kolezyum, yani Amfiteatro Magnum. Magusa'da San Nicolas Katedrali'nin hemen önündeyiz. Sanki New York'ta Gotham City'desiniz. Tam arkamızda Gate of India. Gandhi'nin evini gördüğünüz gibi artık müze haline getirmişler. Bulgaristan'dayız, Sofya'dayız. Çok güzel bir ortamdayız şu anda. Üsküp'teyiz. Zanzibar'ın ilk yapısının önündeyiz. Selanik'te Atatürk'ün evinin tam önündeyiz. Plevne'deyiz. Kuzey Makedonya'da Manastır'dayız. Balkanların en güzel şehirlerinden, en turistik şehirlerinden bir tanesi olan Ohrid'deyiz. Burası Almanya'nın Freiburg bölgesinde Breisach şehri. Kosova Priştine'deyiz. Priştine'de çok önemli bir yerdeyiz. Abu'da bir de böyle arkamda güzel bir manzara varken Aleksandropolis'te de ağaçta bir de Demokrasi Caddesi'ni gece görün istedik. Batı Trakya'da Türk'ün, Müslüman'ın en bol olduğu şehirlerden bir tanesindeyiz. Yunanistan'ın İskeçe bölgesindeyiz. Dubai'nin yepyeni gününden herkese merhabalar. Şu anda arkamda gördüğünüz Dubai çerçevesi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın heykeli tam arkamda gördüğünüz üzere.